Şimdi siyasetin gündemine dönelim. siyasette siyaseten bir şeyler oluyor. Ali İhsan Yavuz'un hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu diyordu ya. Işte ne kadar iktidar tarafından hatta hatırlarsanız ilk çözüm sürecinde önemli katkısı olduğu bilinen o Dolmabahçe mutabakatında iktidarı temsil eden Efkan Ala bile reddetse de ikinci çözüm sürecinin yüklendiğine dair önemli sinyaller var. Bahçeli'nin e, DEM Partiye uzattığı el, o zeytin dalı Bugün uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Terör yoksa şartı koydu. Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Cumhur İttifakı partilerinin PKK'nın siyasi uzantısıyla bir anayasa yapma gibi bir niyeti yoktur. Yeni çözüm süreci gibi de bir niyeti yoktur. El sıkışmakla kimseyi Türkiye Partisi yapamazsınız. Demin terörle arasına mesafe koymadan bu insanlarla Nasıl el sıkışırsınız? Dem sıralarına uzanan eller, siyasi koridorlarda estirilen ılımlı hava. Yeni bir çözüm süreci kapıda mı sorusunu gündeme taşıdı. Ancak pek çok AKP'li isim çözüm sürecine kapıyı kapadı. Anayasayı işaret etti. Eğer yeni bir dönem açılacaksa yol temizliği ile ilgili olan bir şeydir. Birilerinin dediği gibi müzakere başlayacak. Müzakere söz konusu olamaz. Türkiye'nin şu andaki ihtiyacı demokrasinin daha da güçlendirme ihtiyacı. Mevcut anayasadan kurtulma ihtiyacı. Cumhur'un söylemleri yeni çözüm süreci için yeni anayasayı mı şart koşuyor sorusunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da deme uzanan eli anayasa vurgusu yaparak değerlendirdi. Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Biz yeni anayasanın tarafındayız. Türkiye'nin bu darbe anayasasından acilen kurtulmasını düşünüyoruz. Ama terör örgütünün uzantısı sözde partiyle bir anayasa yapılacağı kanaatinde değilim. Anayasa çalışmaları için Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı parlamentoda yetmiyor. Ancak Dem Parti'nin 57 milletvekiliyle anayasa değişikliği için gerekli olan 360 milletvekilinin imzası toplanmış oluyor. Son gelen açıklamalarla birlikte Cumhur İttifakı Dem Parti'ye 360 barajını geçebilmek için yaklaşıyor yorumları da ete kemiğe bürünmeye başlıyor. <laughs> Erdoğan'a uçakta sorulan soru önemli. Her seferinde üzerine konuşuyoruz burada da. Uçağa zaten her gazeteci binemiyor öyle. Bizler binemiyoruz. Seçilen, izin verilen isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte aynı uçakta yer alabiliyor ve sorulan sorularda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevap vermek istediği sorular. Yani aslında Erdoğan'ın vermek istediği yanıtlar Uçakta her seferinde sorulandırılıyor. Şimdi burada da Erdoğan'a sorulan sorunun işte çözüm süreciyle ilgili kısmı şu. Tam olarak size okumak istiyorum onu. Dem Parti'den somut adım gelirse müzakereye de diyaloğa da açığız sözlerine yeşil ışık yakıldığı yeni bir sürecin başlayabileceği yorumlarına ne yanıt verirsiniz diye soruluyor Cumhurbaşkanı'na. Yani bu sorunun Cumhurbaşkanı'na uçakta özellikle sorulması istenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, verdiği yanıtı da Buradan yani bu noktayı düşünerek okumamız lazım. O ne diyor tam olarak? Diyor ki Türkiye'de özetledim aslında. Bazı aradan attığım kısımlar var. Türkiye'de terör yöntemleriyle bir yere varılamayacağı çok nettir. Artık herkesin bunu anlamış olması gerekir. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız. Yeni anayasa çağrımız da bunun içindir deyip tüm bu yaşananları bir şekilde yeni anayasaya bağlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şekilde de bir dikkat çekmek istedik. Diğer yandan tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta yaptığı tek açıklama bu değil. Şimdi e, yine önemli mesajlar vardı. Onlardan da bir, birkaç madde vereyim size anlatayım. Şimdi e, 31 Mart akşamından bu yana aslında biz seçmenden mesajı aldık. Gerekli değişiklik yapılacak deniyor ama biz e, büyük bir değişiklik görmedik. Kabinede de özellikle büyük bir revizyon görmedik. İki isim değişti. E, Fahrettin Koca ile Fahrettin Koca e, gitti. Kemal Memiş oldu geldi onun yerine bir de Murat Kurum geldi tekrar kabineye. Bu iki isim değişmişti sadece. Erdoğan bu kez daha net konuştu uçakta. Genel başkan yardımcılarında değişiklikler olabileceği gibi dedi. Kabinede de değişiklikler olabilir önümüzdeki günlerde dedi. Bu mesajı önemliydi. Bir de yine son günlerde çok konuştuğumuz Köfteci Yusuf'la ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan topa girdi. Şunu söyleyeyim bir kere hani benim okuduklarımdan edindiğim izlenim çok hakim sürece detaylı detaylı o yargı sürecinin nasıl işlediğini nasıl devam ettiğini hangi noktaya geldiğini anlatıyor köfteci Yusuf'la ilgili ve özetle şöyle söylüyor diyor ki bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemlerde yargısal denetim altındadır herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor diyor. Bunu da özellikle anlatmak istedim, bahsetmek istedim. Çünkü bir yandan da çok fazla iddia var. Bir kumpas e, yapılıyor diye de Köfteci Yusuf'a destek veren isimler var. Oraya gidip görüntü çeken vekiller var, siyasetçiler var. Halktan da gelen sosyal medyaya yüklenen görüntüler var. İşte uçakta sorulabilecek Türkiye'nin onlarca gündemi varken e, bu konunun özellikle de Köfteci Yusuf özelinde e, gündeme gelmesi de dikkat çekti. Aktarmış olalım. Ve devam edelim tabii diğer yandan önce bir mesaj okuyalım pardon unuttum mesaj okuyacaktık aklıma almıyor demiştik bugün etiketimize şimdi sizlerden gelen mesajları açayım Tarkan Bey diyor ki olmaz denen her şey oluyor ama biz hala bazılarının uyanmasını bekliyoruz cidden aklıma almıyor gözlerinin açılması için daha için ne kadar daha yalanlara inanacaklar diye yazmış. Bir mesaj daha okuyayım. Muzaffer Bey diyor ki bu ülkede kendini savunamayan hayvanların, küçük çocukların, kadınların, engellilerin nasıl olup da yok edilebildiklerine, kadınların yaşamlarının nasıl sonlandırılabildiğine aklım almıyor diyor. Ama bu kadar kadın cinayetleri şiddet gündemdeyken Birazdan inşallah vakit kalır. Milliyetin Bakanlığı ile ilgili bir haber vereceğim. Özellikle kadına şiddeti bu kadar konuşurken bakın bambaşka bir yönden bir kadına şiddet haberi gelecek. Birazdan ekranlarınıza Hasan Bey'in mesajını da okuyayım. O da diyor ki, aklım almıyor, korkarım kedi köpekten sonra biz emeklileri de açlıktan öldürecekler diye yazmış. Biraz cebimizi konuşalım bu mesajdan sonra. Biraz ekonomi cephesinden haberler verelim. İşte bu gündemimiz tabii diğer yandan İsrail soslu yeni kaynak paketi. Şimdi sürekli konuşuyoruz artık. Yani, özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dışarıdan bir kaynak bulsun, sıcak para girişi sağlasın diye göreve getirildi ama dışarıda aradığını bulamayınca içeri döndü. İşte yeni arka arkaya yeni vergiler, zamlarla ve şimdi de ortaya çıkan yeni fonlarla üzerimizdeki yükü sürekli artırıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açıldığı gün İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceği uyarısında bulunmuştu. Ve bunu Gazi Meclisi'nin çatısı altında sanki elinde bir istihbarat varmışçasına söylemişti. Sonrasında da savunma sanayine destek lazım denilerek bir e, fona yeni kaynak arayışına girildi. Ve tabii dedim ya işte bizlerin sırtına da yeni yükler binecek gibi görünüyor. İktidar ve muhalefet bu kez sanayi fonu üzerinden karşı karşıya geldi. Birazdan detaylı bir haberimiz daha olacak ama önce gelin siyasetçilerin yaptığı açıklamalara bir bakalım. Muhalefet çünkü İsrail tehdidinin yeni vergiler almak için ortaya atıldığı görüşü.